Miraç Sevgili Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu şekilde gördüğü her kabileye İslam'ı anlattı. Kendisini himaye edip insanlara İslam'ı tebliğ etmesinde yardımcı olmalarını istedi. Fakat hiç kimse ne Müslüman oldu ne de himaye etmeye yanaştı. Ayrıca hakaret zulüm, işkence ve alay edip yalanladılar. Alemlerin efendisi çok yorgun, aç, susuz, üzüntülü ve pek hüzünlüydi. Gündüzleri böyle geçiyor, gece geç vakitlere kadar bu hal devam ediyordu. Mekkeli müşrikler devamlı peşlerinde geziyor, Kabe'yi ziyarete gelen insanların Müslüman olmasını engelledikleri gibi Habibe Ekrem Efendimize zulmetmekten geri durmuyorlardı. Artık Resulullah Efendimiz için gidilecek bir yer yoktu. Her taraf düşman idi. O gece doğruca amcası Ebu Talib'in kızı Ümmi Hanî'nin Ebu Talib mahallesinde bulunan evine geldi. Ümmi Hanî o zaman iman etmemişti. Kimdir o? deyince, Resulullah Efendimiz, Amcan oğlu Muhammed'im, kabul edersen misafir geldim, buyurdu. Ümmihani, senin gibi doğru sözlü, emin, asil, şerefli misafire can feda olsun. Yalnız teşrifinizi önceden bildirseydiniz, bir şeyler hazırlardım. Şimdi yedirecek bir şeyim yok.'' dedi. Resulullah Efendimiz, yiyecek içecek istemem. Hiçbiri gözümde yok. Rabbime ibadet etmek, yalvarmak için bir yer bana yetişir, buyurdu. Ümmihani, sevgili peygamberimizi içeri alıp, bir hasır, leyen ve ibrik verdi. Gelen misafire ikram etmek, onu düşmandan korumak, Araplar için en şerefli vazife sayılırdı. Bir evdeki misafire zarar gelmesi ev sahibi için büyük yüz karası olurdu. Ümmü Hanî bunun Mekke'de düşmanları çok. Hatta öldürmek isteyenler var. Şerefimi korumak için sabaha kadar onu gözeteyim diye düşündü. Babasının kılıcını alıp evin etrafında dolaşmaya başladı. Ol humayun bahtı ol kadri yüce Ümmi Hani hanesindeydi gece. Resulullah o gün çok incinmişti. Abdest alıp Rabbine yalvarmaya, af dilemeye, kulların imana gelip saadete kavuşmaları için duaya başladı. Çok yorgun, aç ve üzüntülüydi. Hasır üzerine uzanıp uyuyu verdi. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, Sevgili peygamberimi çok üzdüm. Mübarek bedenini, nazik kalbini çok incittim. Bu halde yine bana yalvarıyor. Benden başka hiçbir şey düşünmüyor. Git, Habibimi getir. Cennetimi, cehennemimi göster. Ona ve onu sevenlere hazırladığım nimetleri görsün. Ona inanmayanlara, Sözleri, yazıları ve hareketleriyle onu incitenlere hazırladığım azapları görsün. Onu ben teselli edeceğim. Onun nazik kalbinin yaralarını ben saracağım, buyurdu. Cebrail aleyhisselam Resulullah'ın yanına gelince onu mışıl mışıl uyur buldu. Uyandırmaya kıyamadı. İnsan şeklindeydi. Mübarek ayağının altını öptü kalbi kanı olmadığı için soğuk dudakları Resulullah'ı uyandırdı. Cebrail aleyhisselamı hemen tanıdı ve "Ey Cebrail kardeşim, böyle vakitsiz niçin geldin? Yoksa bir hata mı ettim? Rabbimi gücendirdin mi? Bana acı bir haber mi getirdin?" buyurdu ve Rabbinin darılacağından çok korktu. Cebrail aleyhisselam Ey bütün yaratılmışların en üstünü, ey yaratanın sevgilisi, ey peygamberlerin efendisi, iyilikler menbaı, üstünlükler kaynağı olan şerefli ve büyük peygamber. Rabbin sana selam ediyor ve seni kendisine çağırıyor. Lütfen kalk gidelim, dedi. Sevgili peygamberimiz, abdest aldılar. Cebrail aleyhisselam Resulullah Efendimizin mübarek başına nurdan bir imame koydu. Üzerine nurdan bir elbise giydirdi. Mübarek beline yakuttan bir kemer taktı. Mübarek eline 400 inci ile süslü zümrütten bir asa verdi. Her inci Zühre yıldızı gibi parlardı mübarek ayağına yeşil zümrütten nalin giydirdi. Sonra el ele tutuşup Kâbe'ye geldiler. Burada Cebrail aleyhisselam sevgili peygamberimizin mübarek göğsünü yardı. Kalbini çıkardı. Zemzem suyu ile yıkadı. Sonra hikmet ve iman dolu bir tas getirip içine boşalttı ve göğsünü kapattı. Sonra Cebrail aleyhisselam cennetten getirdiği Burak adındaki beyaz hayvanı işaret ederek, Ya Resûlallah, buna bin, bütün melekler yolunu bekliyorlar, dedi. Bu sırada Peygamber Efendimiz'e bir hüzün çöktü ve tefekküre daldı. O anda Allahü Teala Cebrail aleyhisselama, Ey Cebrail, sual eyle, Habibim niçin mahzun duruyor? Sual edince, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, cevap buyurdular ki, Ben bu kadar izzet ve ikram gördüm. Hatırıma geldi ki, kıyamet günü zayıf olan ümmetimin hali nasıl olur? Elli bin yıl arasat meydanında yayan olarak bunca günahlarını nasıl çekerler ve otuz bin yıllık yol olan sıratı nasıl geçerler? Ferman-ı ilahi geldi ki, ey Habibim! hatırını hoş tut. Senin ümmetine elli bin yıllık vakti bir an gibi ederim. Üzülme buyurdu. Peygamber Efendimiz Burak'a bindi. Burak çok hızlı gidiyor, bir adımda gözün gördüğü yerin ötesine ulaşıyordu. Yolculuk esnasında Cebrail aleyhisselam, sevgili peygamberimize bazı konak yerlerinde inip namaz kılmasını söyledi. Alemlerin efendisi bunun üzerine tam üç defa inerek namaz kıldı. Cebrail aleyhisselam da namaz kıldığı yerleri bilip bilmediğini sordu. Cevabını kendisi vererek ilk indiği yerin Medine olduğunu ve bu şehre hicret edeceğini haber verdi. Öteki yerlerinde sıra ile Hazreti Musa'nın Allahü Teala ile cihetsiz ve bilinmeyen bir şekilde konuştuğu tur Sina olduğunu, son olarak da İsa aleyhisselamın doğduğu beyt namaz kıldığını haber verdi. Sonra Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya geldiler. Mescid-i Aksa'da Cebrail aleyhisselam bir kayayı parmağı ile delerek Burak'ı bağladı. Geçmiş peygamberlerden bazısının ruhları, insan şeklinde toplanmışlardı. Cemaatle namaz için Adem, Nuh ve İbrahim peygamberlere aleyhimüsselam imam olmaları sırayla söylendi. Özür dileyerek kabul etmediler. Cebrail sen varken başkası imam olamaz diyerek Habibullah'ı ileri sürdü. Peygamber Efendimiz peygamberlere imam olup iki rekat namaz kıldırdılar. Bundan sonra olan hadiseyi şöyle naklettiler. Cebrail aleyhisselam bana bir kap cennet şarabı, bir kapta süt getirdi. Sütü aldım. Cebrail aleyhisselam bana "Fıtratı seçtin. İki cihan saadetini seçtin." dedi. Daha sonra iki bardak daha sundular. Biri su, biri bal. İkisinden de içtim. Cebrail, bal ümmetinin kıyamete kadar devam edeceğine, su da ümmetinin günahlarından temizlenmesine işarettir dedi. Sonra beraberce göğe yükseldik. Cebrail aleyhisselam kapıyı çaldı. Sen kimsin? dediler. Ben Cebrail'im. Peki yanındaki kim? O da Muhammed'dir aleyhisselam. Ona göğe çıkmak için vahiy ve miraç daveti gönderildi mi? Evet gönderildi dedi. Merhaba gelen zata bu gelen kişi ne güzel yolcu dediler ve hemen kapı açıldı ve kendimi Adem'in aleyhisselam karşısında buldum. Bana merhaba dedi ve dua etti. Burada çok melekler gördüm hepsi kıyamda huşu ve hudu ile durmuşlar. Subbuhun kuddusun Rabbül melaiketi ve ruh zikriyle meşguldüler. Cebrail'e sordum. Bu meleklerin ibadeti bu mudur? Evet. Bunlar yaratılalıdan beri ta kıyamete kadar kıyam üzere olurlar. Hak Teâlâ'dan dile ki, bu ibadeti ümmetine nasip etsin, dedi. Hak Teâlâ'dan diledim. Duamı kabul etti. Namazda olan kıyam odur. Orada bir cemaate uğradım. Melekler onların başlarına ezerler, tekrar eski halini alır, yine döverler, yine eskisi gibi olurdu. Bunlar kimlerdir dedim. Cuma'yı ve cemaati terk edenlerdir. Rükû ve secdeleri tamam yapmayanlardır dedi bir cemaat gördüm. Aç ve çıplak idiler. Zebaniler onları cehennemde otlamağa sürerlerdi. Bunlar kimlerdir dedim. Fakirlere merhamet etmeyenler ve zekat vermeyenlerdir dedi. Bir cemaate uğradım. Önlerine nefis yemekler koymuşlar. Bir yanda da leş duruyor. O nefis yemekleri bırakmış, leşi yerlerdi. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar helali terk edip harama meyleden erkek ve kadınlardır. Helal malları varken haram yiyen kimselerdir dedi. Arkasındaki yükün çokluğundan harekete mecali kalmamış olan bir takım kimseler gördüm. O haliyle halka seslenip üzerine biraz daha yük koymalarını istiyorlardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bu kimseler emanete hıyanet edenlerdir. İnsanların hakkını almış iken yine zulmederler," dedi. Kendi etlerini kesip yiyen bir grup insana uğradık. Bunlar kimlerdir?" dedim. Cebrail Aleyhisselam, "Bunlar gıybet edenler ve söz taşıyanlardır," dedi. Yüzleri siyah, gözleri gök, üst dudakları alınlarına erişmiş alt dudakları ayaklarına sarkmış, ağızlarından kan ve irin akmakta olan bir grup insan gördüm. Onlara ateşten kadehlerle, cehennemden akan zehirli kan ve irin içirirler. Onlar merkepler gibi bağırırlar idi. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar içki içenlerdir dedi. Bir grup insanlara rastladık dilleri kafalarından çekilmiş, şekilleri değiştirilip, hınzır, domuz suretine tebdil olmuş olarak azab olunurlar. Cebrail aleyhisselam, bunlar yalan yere şahitlik yapanlardır, dedi. Başka bir kavme rastladık. Karınları şişmiş ve aşağı sarkmış, renkleri gök olmuş, el ve ayakları bağlanmış, yerlerinden kalkamazlar. Cibril'e bunları sordum. Bunlar faiz yiyenlerdir dedi. Bir kısım kadınlara rastladık. Yüzleri siyah, gözleri gök. Ateşten elbise giydirmişler. Melekler onlara ateşten gürzlerle vururlar. Onlar köpek ve hınzırlar gibi bağırışırlar. Bunlar kimlerdir dedim. Cibril, bunlar zina edenler ve kocalarını inciten kadınlardır dedi. Bir cemaat gördüm. Çok kalabalık idi. Cehennem vadilerinde hapsedilmişlerdi. Ateş onları yakar, tekrar dirilirler, tekrar yakardı. Bunlar kimlerdir dedim. Bunlar babalarına asi olanlardır dedi. Bir cemaate uğradım. Ekin ekerler ve bir anda yetişip başak verir. Bunlar kimlerdir dedim. Cebrail Allahü Teala için ibadet edenlerdir dedi. Bir deryaya vardım. Bu deryanın acayip halini anlatmak mümkün değildir. Sütten beyaz olup dağlar gibi dalgaları vardı. Bu derya nedir dedim. Bu deryanın adı Hayat Denizidir. Hak Teala ölüleri dirilteceği zaman bu deryadan yağmur yağdırır çürümüş, dağılmış bedenler dirilip ot biter gibi mezardan kalkarlar dedi. Sonra ikinci kat göğe çıktık. Cebrail aleyhisselam yine kapıyı çaldı. Denildi ki: "Sen kimsin?" "Ben Cebrail'im." "Peki yanındaki kim?" "O da Muhammed aleyhisselamdır." ona vahiy ve miraç daveti gönderildi mi Evet geldi dedi Merhaba gelen zata bu gelen kişi ne güzel yolcu denildi ve hemen kapı açıldı Kendimi teyze çocukları İsa ile Yahya bin Zekeriya'nın aleyhisselam yanında buldum Bana merhaba dediler ve duada bulundular Meleklerden bir cemaate rastladım. Saf bağlayıp durmuşlar, cümlesi idi. Kendilerine mahsus bir tesbihleri vardı. Devamlı olarak rükûda dururlar, başlarını kaldırıp yukarı bakmazlar. Cebrail aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyledir. Hak Teâlâ'dan iste de, ümmetine nasip olsun, dedi. Dua ettim. Kabul buyurup, namazda rükû ihsan eyledi. Sonra üçüncü kat göğe çıktık. Aynı sual ve cevaptan sonra kapı açıldı ve kendimi Yusuf'un aleyhisselam yanında buldum. Baktım ki kendisine güzelliğin yarısı verilmiş. Bana merhaba dedi ve dua etti. Çok melekler gördüm. Saf halinde cümlesi secdedeydiler yaratılalıdan beri secdede olup, kendilerine mahsus tesbih ile tesbih ederler. Cebrail aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyledir. Allahü Teala'dan iste ki, bu ameli ümmetine müyesser eylesin, dedi. Hak Teala'dan diledim, kabul edip, namazda size nasip eyledi. Dördüncü kat göğe eriştim. Saf gümüşten yapılmış, nurdan bir kapısı var. Nurdan bir kilit vurmuşlar. Kilidin üzerinde, La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah yazılıydı. Aynı sual ve cevaptan sonra kendimi İdris'in aleyhisselam yanında buldum. Bana merhaba dedi ve duada bulundu. Allahü Teala onun hakkında mealen biz onu yüksek bir mekana ref ettik buyurmuştur. Meryem Suresi 57 Bir melek gördüm. Bir kürsi üzerine oturmuş, gamlı ve üzüntülüydi. Etrafında o kadar çok melek vardı ki, sayısına ancak Cenabı Hak bilir. Sağında nurani melekler gördüm. Yeşiller giymişler, çok güzel kokuları var. Her birinin güzelliğinden yüzlerine bakılmaz. Sol tarafında ağızlarından ateşler saçan melekler vardı. Önlerinde ateşten mızrak ve kamçılar var. Öyle gözleri var ki bakmaya takat getirilmez. Taht üzerinde oturan meleğin başından ayağına kadar gözleri var. Daima önündeki deftere bakar bir an ondan gözünü ayırmazdı. Önünde bir ağaç vardı. Her yaprağında bir kişinin ismi yazılmıştı. Önünde leyen gibi bir şey vardı. Kah sağ eliyle ondan bir şey alıp sağındaki nurani meleklere teslim eder. Kah sol eliyle bir şey alıp solundaki zulmani meleklere verirdi. Bu meleğe nazar edince, kalbime bir korku geldi. Cebrail'e, bu melek kimdir? dedim. Azrail'dir. Bunun yüzünü görmeye kimsenin takati yetmez, dedi. Yanına varıp, ey Azrail! Bu, ahir zaman peygamberidir ve Allahü Teala'nın Habibi, sevgilisidir, dedi. Azrail aleyhisselam, başını kaldırıp tebessüm etti kalkıp bana tazim etti. Merhaba, Hak hala senden daha şerefli bir kimse yaratmadı. Ümmetin de cümle ümmetlerden üstündür. Ben senin ümmetine, baba ve analarından daha çok acırım, dedi. Senden bir ricam vardır. Ümmetim zayıftır. Onlara yumuşak davranasın. Ruhlarını rıfk ile alasın, dedim seni en son peygamber olarak gönderen ve kendine habib kılan Allahü Teala'nın hakkı için Allahü Teala gece ve gündüzde yetmiş kere ümmeti Muhammed'in ruhlarını yumuşaklıkla ve kolaylıkla al ve işlerini lütf ile gör diye emreder. Bunun için ben de senin ümmetine ana ve babalarından daha ziyade şefkat ederim dedi. Sonra beşinci kat göğe çıktık. Orada Harun'la aleyhisselam karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Beşinci kat gök meleklerinin ibadetlerini gördüm. Cümlesi ayakta duruyor ve ayaklarının parmaklarına nazar ediyor, asla başka yere bakmıyor, yüksek sesle tesbih ediyorlardı. Cebrail'den aleyhisselam, bu meleklerin ibadeti böyle midir? diye sordum. Evet, Hak Teâlâ'dan dile de bu ibadeti ümmetine nasip eylesin dedi. Dua ettim. Cenab-ı Hak ihsan etti. Sonra altıncı kat göğe çıktık. Orada Musa aleyhisselamla karşılaştık. Bana merhaba dedi ve hayır duada bulundu. Sonra yedinci kat göğe yükseldik. Aynı soru cevaptan sonra İbrahim'i aleyhisselam beyt-i mamura arkasını dayamış olarak buldum. O beyt-i mamur ki her gün oraya yetmiş bin melek giriyor. Bir daha sıraları gelmiyor. İbrahim'e aleyhisselam selam verdim. Selamımı aldı. Merhaba Salih Peygamber Salih oğul dedi. Sonra ya Muhammed cennetin yeri gayet latif ve toprağı temizdir. Ümmetine söyle oraya çok ağaç diksinler dedi. Cennete ağaç nasıl dikilir dedim. La havle ve la kuvvete illa billah. Bir rivayette ise Subhanallah ve alhamdulillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Tesbihini okuyarak dedi. Cebrail aleyhisselam sonra beni Sidretül Münteha'ya götürdü. Sanki onun yaprakları fil kulakları gibi, meyveleri de kuleler gibiydi. O Allahü Teala'nın emirlerinden herhangi birisiyle karşılaştığında öylesine değişiyordu ve güzelleşiyordu ki Allahü Teala'nın yaratmış olduğu mahlukatından hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Cebrail aleyhisselam Sidretül Münteha'nın ilerisine iletti ve bana veda eyledi. Dedim ki: "Ey Cebrail, beni yalnız mı bırakıyorsun?" Cebrail aleyhisselam ızdıraba düştü. Hak Teâlâ'nın heybetinden titremeye başladı ve Ya Muhammed! Eğer bir adım daha atarsam, Allahü Teala'nın azametinden helak olurum. Bütün vücudum yanar, yok olur, dedi. Alemlerin efendisi buraya kadar Cebrail Aleyhisselam ile gelmişti. Cebrail Aleyhisselam burada kendisini yaratılmış olduğu suret üzere altı yüz kanadını açmış ve her bir kanadında inciler, yakutlar saçılır bir halde Rasulullah'a gösterdi. Sonra ziyası güneşten daha parlak, refref adında yeşil bir cennet yaygısı geldi. Durmadan Allahü Teala'nın zikriyle meşgul oluyor, bulunduğu alemi tesbih sedası dolduruyordu. Peygamber Efendimiz'e selam verdi. Rasulullah Efendimiz, refrefin üzerine oturdu. Bir anda çok yükseklere çıktılar. Hicap denilen, yetmiş bin perdeden geçtiler. Her hicap arası, çok uzak idi. Her perdede vazifeli melekler vardı. Refref, Peygamber Efendimiz'i birer birer o perdelerden geçirdi. Böylece, kürsi, arş ve ruh alemlerini açtılar. Habibi Ekrem ve Nebi Muhterem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz her bir perdeden geçerken korkma ya Muhammed yaklaş yaklaş diye emredildiğini duyuyordu. Öyle yakın oldu ki Kabe Kavseyn makamına erişti. Bilinmeyen anlaşılamayan anlatılamayan şekilde Allahü Teala'nın dilediği yüksekliklere ulaştı. Mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak rü'yet hasıl oldu. Yani Allahü Teala'yı gördü. Gözsüz, kulaksız, vasıtasız, ortamsız olarak Rabbi ile konuştu. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği anlayamayacağı nimetlere kavuştu. İmamı ı Rabbani Hazretleri mektubatında buyuruyor ki o server aleyhisselatu vesselam Miraç gecesinde Rabbini dünyada görmedi. Ahirette gördü. Çünkü Resul aleyhisselam o gece zaman ve mekan çevresinden dışarı çıktı ezeli ve ebedi bir an buldu. Başlangıcı ve sonu bir nokta olarak gördü. Cennete gideceklerin binlerce sene sonra cennete gidişlerini ve cennette oluşlarını o gece gördü. İşte o makamdaki görmek dünyada görmek değildir. Ahiret görmesiyle görmektir. Peygamber Efendimize Rabbini sena ile buyrulduğunda o hemen ettehiyatül ilahi ve salavatü yani bütün lisanlar ile olan methler, övgüler ve senalar beden ile olan hizmetler ve taatler mal ile olan iyilikler ve ihsanlar Allahü Teala için olsun dedi. Önce Allahü Teala Habibine gözsüz, kulaksız, vasıtasız, mekansız olarak Esselamu aleyke ey yuhan ve rahmetullahi ve berekatü. Ey Resulüm, selamım, bereketim ve rahmetim senin üzerine olsun. Buyurarak selam verdi. Peygamber Efendimiz Esselamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Ya Rabbi, bize ve salih kullarına da selam olsun, diye cevap verdiler. Bunu işiten melekler, hep bir ağızdan, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Gözümle görmüş gibi bilir ve inanırım ki Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhisselam onun kulu ve Rasûlüdür, dediler. Peygamber Efendimiz, Esselamu aleyna, deyince Allahü Teala, Ey Habibim! Burada ikimizden başka kimse yoktur. Niçin aleyna, bize, dedin, buyurdu. Rasulullah Efendimiz, Ya ilahi, Ümmetimin bedenleri gerçi benimle değildir. Lakin ruhları benimledir nazarı inayetim ve kemali himmetim onlardan uzak değildir. Bana selam verdim. Beni cümle kötülüklerden uzak eyledin. Ahir zaman fitnesine uğramış o fakir, dertli ümmetimi bu büyük ikram ve ihsanlardan nasıl mahrum edeyim? Böyle nimetten onları nasıl nasipsiz kılayım? diye cevap verdi. Allahü Teala buyurdu ki: Ey habibim bu gece benim misafirimsin dile benden ne istersin Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi isterim ya Rabbi dedi Rivayete göre bu şekilde Hak Teala bu suali 700 defa tekrarladı Resulullah Efendimiz hepsinde ümmetimi isterim diye cevap verdi Allahü Teala hep ümmetini istersin buyurunca o ey Rabbim dileyen benim veren sensin cümle ümmetimi bana bağışla diye talep etti. Cenab-ı Hak eğer ümmetinin hepsini bu gece sana bağışlarsam benim rahmetim ve senin izzetin zahir olmaz. Bir kısmını bu gece sana bağışladım. İki kısmını tehir ettim. Kıyamet günü sen dileyesin, ben bağışlayayım. Ta ki benim rahmetim ve senin izzetin, şerefin belli olsun buyurdu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadisi i şerifinde buyurdular ki, O gece, Miraç gecesi, Allahü Teala'dan cümle ümmetimin hesabını bana ısmarlamasını istedim. Hak Teâlâ buyurdu ki, Ya Muhammed! Bundan muradın odur ki, hiç kimse ümmetinin kabahatlerine muttali olmasın. Benim muradım odur ki, sen şefkatli peygambersin. Yabancılara olduğu gibi, senden dahi kabahatleri ve çirkin işleri örtülü olsun. Ya Muhammed! Sen onların yol göstericisisin. Ben onların Rabbiyim. Sen onları yeni gördün. Ben evvelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Ya Muhammed! Eğer senin ümmetin ile söyleşmeyi sevmeseydim, kıyamet günü onları hesaba çekmezdim. Büyük ve küçük hiçbir günahlarını sormazdım. Allahü Teala buyurdu ki: ya Muhammed! Mübarek gözlerini aç ve ayağının altına nazar eyle. Baktım, bir avuç toprak gördüm. Hak Teâlâ buyurdu ki, Cümle var olan şeyler, senin ayağının toprağıdır. O toprağı mı dostun huzuruna getirdin? Bir dost eteğine bulaşan tozu bağışlamaktan bana, senin ümmetini bağışlamak daha kolaydır. Ya Habibim, nedir ol kim diledin? Bir avuç toprağa minnet mi eyledin? Ben sana aşık olunca ey şerif, senin olmaz mı dü âlem ey latif? Peygamber Efendimiz, bir hadisi i şeriflerinde buyurdular ki, Hak Teâlâ'ya, bir nice sualler ettim. Cevabını işittim. Sual ettiğime pişman oldum. Bunlardan bazıları şunlardır. Ya Rabbi, Cebrail'e 600 bin kanat verdin. Buna karşı bana olan ihsanın nedir? Hak Teâlâ buyurdu ki: Senin bir kılın bana Cebrail'in 600 bin kanadından sevgilidir senin bir kılının sebebiyle binlerce asi günahkarı kıyamet günü azad ederim. Ya Muhammed, Cebrail kanadını açsa doğu ile batı arasını doldurur. Sen şefaat etsen doğu ile batı arası asi dolu olsa hepsini sana bağışlarım. Dedim ki, pederim Ademe, aleyhisselam karşı melekleri secde ettirdin. Buna karşı bana olan ikramın nedir? Hak Teâlâ buyurdu ki, meleklerin Ademe secde etmeleri, senin nurunun onun alnında olması sebebiyledir. Ya Muhammed! Sana ondan üstün şey verdim. İsmini ismime yakîn eyledim ve arş-ı üstüne yazdım. O zaman Adem yaratılmamış idi. Namı ve nişanı yok idi. Senin ismini gökler kapısında, hicaplar üzerinde, cennetler kapısında, köşkler ve ağaçlarda, cennetin her yerinde yazdım. Cennette, üzerinde, La ilahe illallah, Muhammedun Rasulullah yazılmış olmayan hiçbir şey yok idi. Bu mertebe, Ademe verilen mertebeden daha üstündür. Zatıma mir'at edindim zatını, bile yazdım adım ile adını. Ya Rabbi, Nuh'a aleyhisselam gemi verdin. Buna karşı bana ne ihsan eyledin. Buyurdu ki, sana burak verdim ki, bir gecede yerden arşa eriştirdim cennet ve cehennemi gördün. Ümmetine de mescitler verdim ki, kıyamet günü gemilere biner gibi, ümmetin o mescitlere binip, sıratı göz açıp yumacak kadar zamanda geçip, cehennemden halas olurlar. Ya Rabbi, İsrail oğullarına, kudret helvasıyla, bıldırcına benzer kuş eti indirdin. Hak Teâlâ buyurdu ki, sana ve ümmetine dünya ve ahiret nimetini ihsan ettim. İsrailoğullarının şekillerini insan suretinden ayı, maymun ve hınzır suretine çevirdim. Senin ümmetinin hiçbirini öyle yapmadım. Onların amelleri gibi amel etseler dahi bu belayı onlara reva görmedim. Ya Muhammed, sana bir sure verdim ki ona benzer bir sure Tevrat'ta ve İncil'de yoktur. O sure Fatiha suresidir. Her kim o sureyi okusa vücudu cehenneme haram olur. O kimsenin ana ve babasının azabını hafifletirim. Ya Muhammed ben senden ekrem, kıymetli, üstün, şerefli kimse yaratmadım. Sana ve ümmetine gecede ve gündüzde 50 vakit namaz farz ettim. Ya Muhammed, her kim benim birliğimi kabul ederse ve bana ortak koşmaz ise cennet onlarındır. Böyle olan ümmetine cehennemi haram ettim. Ümmetine karşı rahmetim gadabımı aşmıştır. Ya Muhammed, benim katımda cümle halktan ekremsin, şereflisin. Kıyamet günü sana o kadar ikramlar yaparım ki cümle alem hayret ederler. Ey Habibim, sen cennete girmeyince sahir enbiya'ya ve ümmetlerine yasaktır. Senin ümmetin girmeyince gayrı ümmet girmez. Ya Muhammed, ister misin ki senin ve ümmetin için neler hazırladım göresin? İsterim ya Rabbi, dedim. İsrafil'e hitap edip, Ey İsrafil! Kulum ve eminim ve Resûlüm Cebrail'e de ki, Habibimi cennete iletip, Habibim ve ümmeti için cennette neler hazırladım ise göstersin. Ta ki, mübarek hatırı endişeden hala sola, buyurdu. Âlemlerin efendisi olan sevgili Peygamberimiz, İsrafil aleyhisselam ile birlikte Cebrail aleyhisselamın yanına geldiler. Allahü Teala'nın emrini yerine getirmek için Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizi sallallahu aleyhi ve sellem cennete götürdü. Melekler ellerinde biri hulle, diğeri nur dolu tabaklarla bekliyorlardı. Cebrail aleyhisselam, ya Rasulallah, Bunlar Adem aleyhisselamdan 80 bin yıl önce yaratıldı. Bu makamda tabaktakileri sana ve ümmetine saçmak için sabırsızlanırlar. Kıyamet günü Hazretin ve ümmetin Allahü Teala'nın emriyle cennetin eşiğine ayak basınca bu melekler tabaklardaki cevahiri üzerinize saçacaklardır dedi. Cennette vazifeli olan Rıdvan ismindeki melek, onları karşıladı. Peygamber Efendimize müjdeler verdi ve Hak Teâlâ, ikisini senin ümmetine, birini de diğer ümmetlerine vermek için cenneti üç kısım etti dedi ve cennetin her tarafını gezdirdi. Habib Ekrem Efendimiz buyurdular ki cennetin ortasında bir ırmak gördüm. Arşın yukarısında akar. Bir yerden su, süt, hamr ve bal çıkar. Asla birbirine karışmaz. O ırmağın kenarı zebercetten idi. İçindeki taşlar cevahir, balçığı amber, otları zaferan idi. Etrafına gümüş bardaklar koymuşlar, sayıları gökteki yıldızlardan ziyadeydi. Çevresinde kuşlar olup, boyunları deve boynu gibiydi. Her kim onların etinden yese ve o ırmaktan içse, Hak Teâlâ'nın rızasına mazhar olur. Cebrail'e, bu ırmak nedir diye sordum. Kevser'dir. Hak Teâlâ onu sana vermiştir. Sekiz cennette olan bostanlara, bu kevserden akar dedi. O ırmağın kenarında çadırlar gördüm. Cümlesi inci ve yakuttan idi. Cebrail'e sual ettim. Senin hatunlarının menzilleridir dedi. O çadırlarda huriler gördüm. Yüzleri güneş gibi parlar idi ve cümlesi avaz edip emmahiy nameler ile terennüm ederlerdi. Derlerdi ki biz sevinçli ve neşeliyiz. Bize hiç üzüntü gelmez. Biz donanmışız, hiç üryan olmayız. Biz gençleriz, hiç yaşlanmayız biz iyi huyluyuz, hiç kızmayız. Biz hep böyleyiz, hiç ölmeyiz. Saadet köşklerine ve ağaçlarına erişip, onların name ve sedaları her yeri kaplar. Öyle hoş sesleri vardır ki, o nameler dünyaya gelseydi, ölüm ve mihnet dünyada olmazdı. Cebrail dedi ki, bunların yüzlerini görmek ister misin? İsterim dedim bir çadırın kapısını açtı. Baktım. Öyle güzel suretler gördüm ki, eğer bütün ömrümce onların güzelliğini anlatsam, bitiremem. Yüzleri sütten beyaz, yanakları yakuttan kırmızı ve güneşten parlaktı. Derileri ipekten yumuşak ve ay gibi ışıklı, kokuları miskten daha güzeldi. Saçları gayet siyah, kimi örülmüş, kimi toplanmış, kimi salı verilmiş. Otursa etrafında çadır gibi olur, kalksa ayağına kadar uzanırdı. Her birinin önünde bir hizmetçi dururdu. Cebrail, bunlar senin ümmetin içindir dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Sekiz cennetin bağ ve bostanını ve her türlü nimetlerini gördüm.'' cehennemi ve derecelerini de görsem diye hatırıma geldi. Cebrail elimi tutup cehennemin en büyük meleği Malik'e götürdü. Ey Malik, Hazreti Muhammed düşmanların cehennemdeki yerlerini görmek ister. Ona cehennemi göster dedi. Malik cehennemin tabakalarını açtı. Yedi tabakanın hepsini gördüm. Yedinci tabakaya haviye derler onun azabı diğer tabakalardan kat kat ziyadeydi. Malik'e sual ettim. Bu tabaka hangi taifeye azab olunur? Malik, Firavun ve Karun ve senin ümmetinin münafıklarına azab olunur dedi. Altıncı tabaka, Lazi'dir. Orada müşriklere, hiç dini olmayanlara azab olunur. Beşinci tabaka, hutamedir. Orada ateşe, öküze tapanlara, budistlere azab olunur. Dördüncü tabaka cahimdir. Orada güneşe, yıldızlara tapanlara azab olunur. Üçüncü tabaka sakardır. Orada Hristiyanlara azab olunur. İkinci tabaka sayirdir. Orada Yahudilere azab olunur. Birinci tabaka cehennemdir bunun azabı öbür tabakaların azabından az idi. Buna rağmen orada ateşten yetmiş bin derya gördüm. Her bir derya o kadar büyük idi ki, eğer yerleri ve gökleri bir deryaya atsalar ve bir meleğe emretseler, bin yılı arasa bulmak mümkün olmazdı. Zebaniler, cehennemde vazifeli melekler, öyle azametliydi ki, eğer onlardan biri yerleri ve gökleri ağzının bir kenarına koysa hiç belli olmazdı. O deryalar dalgalanıp korkunç sedalar hasıl olurdu. Eğer o sesten dünyaya az bir ses gelseydi bütün canlılar helak olurdu. Bu tabaka hangi taife içindir diye sual ettim. Malik cevap vermedi. Tekrar sual ettim sükût etti. Cebrail Malik'e senden cevap bekliyor dedi. O da beni mazur gör diye özür diledi. Ben her neyse cevap ver ki bugün tedariki mümkün ola dedim. Malik ya Resulallah senin ümmetinin asileri içindir. Onlara nasihat eyle ta ki bu korkunç yerden kendilerini korusunlar vücutlarını böyle azaba sürükleyecek şeylerden kaçınsınlar. O gün ben asilere merhamet etmem. Ne ak sakallı ihtiyarlarına ne de gençlerine şefkat göstermem dedi. Âlemlerin efendisi ağlamaya başladı. Mübarek başından sarığını çıkarıp şefate ve Allahü Teala'ya yalvarmaya başladı. Ümmetinin zayıflığını ve böyle azaba takat getiremeyeceklerini söyleyerek, o kadar ki Cebrail aleyhisselam ve cümle melekler de beraber ağlaştılar. Allahü Teala'dan hitap geldi ki, ey habibim, senin hürmetin ve kıymetin benim katımda büyüktür. Duan kabul olunmuştur. Hatırını hoş tut. Seni muradına eriştirdim sana öyle bir makam veririm ki pek çok sayıda asileri senin şefaatin ile bağışlarım ta ki sen yeter diyesin ey habibim her kim benim emrimi tutarsa azap ve cezadan kurtulur rahmetime nail olur cennette beni görmek şerefine kavuşur sana ve ümmetine gecede ve gündüzde elli vakit namaz farz ettim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devam ederek, O makamdan sonra arşa eriştim. Semavattan geçip, Musa'nın aleyhisselam bulunduğu makama geldim. Bana, Hak Teâlâ sana ve ümmetine ne farz eyledi, dedi. Ben de, her gün ve gece için 50 vakit namaz kılınmasını bana farz kıldı, dedim. Rabbine dön, biraz hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz. Ben İsrail oğullarını denedim ve yokladım, dedi. Bunun üzerine Rabbime döndüm ve dedim ki, Ya bir ümmetimden bu emri biraz hafif eyle. Bunun üzerine elli vakitten sadece beş vakit indirdi. Musa'ya aleyhisselam döndüm ve beş vakit indirdi dedim dedi ki, Rabbine dön, biraz daha hafifletmesini dile. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz. Böylece Musa aleyhisselam ile Rabbimin arasında gidip geldim. Ve nihayet Allahü Teala şöyle buyurdu. Bu namazı beş vakte indirdim. Her namaz için on sevap vardır. Bu bakımdan sonunda yine elli namaz olur.'' Zira her kim bir sevabı kastedip de yapamazsa onun için bir sevap yazılır. Fakat yaparsa bire mukabil tam on sevap yazılır. Fakat bir günaha kastedip yapmazsa hiçbir şey yazılmaz. Yaparsa ancak o bir günah olarak kayda geçer. Sonra Musa'ya aleyhisselam inip durumu anlattım yine dön biraz daha hafifletmesini dile dedi. Bunun üzerine ona, Rabbime çok münacaatta bulunduğum için artık utanıyorum dedim buyurdular. Allahü Teala böylece sevgili peygamberimizin çektiği sıkıntılarla yaralanan mübarek kalbini teselli eyledi. Hiçbir mahlukuna vermediği, kimsenin bilemeyeceği, anlayamayacağı nimetleri ona ihsan eyledi. Âlemlerin efendisi sonra bir anda Kudüs'e ve oradan Mekke-i Mükerreme'ye Ümmü Hanî'nin evine geldiler. Yattığı yer henüz soğumamış, leyendeki abdest suyunun hareketi durmamış idi. Dışarıda dolaşan Ümmü Hanî uyuklamış, bir şeyden haberi olmamıştı. Peygamber Efendimiz Kudüs'ten Mekke'ye gelirken Kureyş'in kervanına rastladı kervandaki bir deve ürktü, yıkıldı. Rasulullah Efendimiz sabah olunca, kabe yanına gidip, miracını anlattı. Kafirler Muhammed aklını kaçırmış, iyice sapıtmış diye alay ettiler. Müslüman olmaya niyetli olanlar da tereddüde düştüler. Müşriklerden bazıları sevinerek, Ebu Bekir'in evine geldiler. Çünkü onun, akıllı, tecrübeli, hesaplı bir tüccar olduğunu gayet iyi biliyorlardı. Kapıya çıkınca, Ey Ebu Bekr! Sen çok kere Kudüs'e gidip geldin, iyi bilirsin. Mekke'den Kudüs'e gidip gelmek, ne kadar zaman sürer diye sordular. Hazreti Ebu Bekr, İyi biliyorum, bir aydan fazla, dedi. Bu söze sevinen kafir güruhu, akıllı tecrübeli adamın sözü böyle olur, dediler. Gülüp alay ederek ve Hazreti Ebu Bekir'in de kendileri gibi düşüneceğini umarak, senin efendin Kudüs'e bir gecede gidip geldiğini söylüyor. Artık iyice sapıttı dediler. Hazreti Ebu Bekir'e sevgi, saygı gösterip bel bağladılar. Hazreti Ebu Bekir, Rasulullah Efendimizin mübarek adını işitince, eğer o söylediyse doğrudur. Bir anda gidip geldiğine ben de inandım, deyip içeri girdi. Kafirler şaşkınlık içinde, vay canına, Muhammed ne yaman büyücüymüş, Ebu Bekre sihir yapmış, diyerek geri döndüler. Hazreti Ebu Bekr, hemen Rasulullah Efendimizin yanına geldi. Büyük kalabalık arasında, yüksek sesle, ya Resûlallah, miracınız mübarek olsun. Bizleri senin gibi büyük peygambere hizmetçi yapmakla şereflendirdiği ve mübarek yüzünü görmekle, kalpleri alan, ruhları çeken tatlı sözlerini işitmekle nimetlendirdiği için, Allahü Teala'ya sonsuz şükürler ederim. Ya Resûlallah, senin her sözün doğrudur. İnandım, canım sana feda olsun, dedi. Hazreti Ebu Bekir'in sözleri kâfirleri şaşırttı. Diyecek şey bulamayıp dağıldılar. Şüpheye düşen, imanı zayıf birkaç kişinin de kalbine kuvvet verdi. Rasulullah Efendimiz o gün, Ebu Bekir'e sıddık dedi. Bu adı almakla, derecesi bir kat daha yükseldi. Bu hale çok kızan kâfirler, mü'minlerin kuvvetli imanına, Peygamberimizin her sözüne hemen inanmalarına, onun çevresinde pervane gibi dönmelerine dayanamadılar. Resulullah Efendimizi mahcup ve malum etmek için imtihan etmeye başladılar. Ya Muhammed, Kudüs'e gittim diyorsun. Söyle bakalım. Mescidin kaç kapısı, kaç penceresi var? Gibi sorular sordular. Resulullah Efendimiz hepsine birer birer cevap verdiler. Efendimiz cevap verirken Hazreti Ebu Bekr öyledir ya Resulallah derdi. Halbuki Resulullah Efendimiz edebinden, hayasından karşısındakinin yüzüne bile bakmazdı. Buyurdu ki: Mescid-i Aksa'da etrafıma bakmamıştım. Sorduklarını görmemiştim. O anda Cebrail Aleyhisselam Mescid-i Aksa'yı gözümün önüne getirdi. Pencereleri görüp sayıyor ve sorularına hemen cevap veriyordum. Resulullah Efendimiz yolda develi yolcular gördüğünü söyledi. İnşallah çarşamba günü gelirler, buyurdu. Çarşamba günü güneş batarken kervan Mekke'ye ulaştı. Kervandakilere sorduklarında fırtına eser gibi olduğunu ve bir devenin yıkıldığını söylediler. Bu hal müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Kafirlerin düşmanlığı da gittikçe arttı. Hicretten bir yıl önce Recep ayının 27'sinde cuma gecesi vuku bulan bu mucizeye Miraç denir. Resulullah Miraca ruh ve bedeniyle uyanık bir halde çıktı. Miraç gecesinde ona nice ilahi hakikatler gösterildi ve beş vakit namaz bu gecede farz kılındı. Ayrıca Bakara suresinin son iki ayeti kerimesi ihsan edildi. Miraç Kur'an-ı Kerim'de İsra ve Necm suresiyle bazı hadisi şeriflerde bildirilmektedir. Sevgili Peygamberimiz Miraç'tan sonra hesabına cenneti anlatırken buyurdular ki Ya Ebu Bekir senin köşkünü gördüm. Kızıl altından idi. Senin için hazırlanan nimetleri müşahede ettim. Hazreti Ebu Bekir de o köşk ve köşkün sahibi sana feda olsun ya Resûlallah, dedi. Efendimiz Hazreti Ömer'e dönerek Ya Ömer senin köşkünü gördüm. Yakut'tan idi. O köşkte çok huriler var idi. Fakat içeri girmedim. Senin gayretini düşündüm, buyurdular. hazret Ömer çok ağladı. Gözyaşları arasında, Anam, babam, canım sana feda olsun ya Resûlallah. Senden de gayret, kıskanmak olur mu, dedi. Daha sonra hazret Osman'a buyurdular ki, ya Osman, seni her gökte gördüm. Cennette köşkünü görüp seni düşündüm. Hazreti Ali'ye buyurdular ki: Ya Ali, senin suretini dördüncü semada gördüm. Cebrail'e sual ettim. Dedi ki: Ya Resulallah, melekler Hazreti Ali'yi görmeye aşık oldular. Hak Teala onun suretinde bir melek yarattı dördüncü gökte durur. Melekler onu ziyaret eder, bereketlenirler. Sonra senin köşküne girdim. Bir ağaçtan bir yemiş kokladım. Ondan bir huri çıktı. Yüzüne perde çekti. Sen kimsin ve kiminsin dedim. Amcan oğlu Ali için yaratıldım ya Resûlallah dedi. Miraç gecesinin sabahında, Cebrail aleyhisselam gelerek, Rasulullah Efendimiz'e beş vakit namazı, vakitlerinde imam olarak kıldırdı. Hadisi i şerifte buyuruldu ki, Cebrail aleyhisselam, Kâbe kapısı yanında, iki gün bana imam oldu. İkimiz, fecr doğarken sabah namazını, güneş tepeden ayrılırken öğleyi, her şeyin gölgesi kendi boyu kadar olunca, ikindiyi, Güneş batarken, üst kenarı kaybolunca, akşamı ve şafak kararınca, yatsıyı kıldık. İkinci günü de sabah namazını, hava aydınlanınca, öğleyi her şeyin gölgesi kendi boyunun iki katı olunca, ikindi bundan hemen sonra, akşamı oruç bozulduğu zaman, yatsıyı gecenin üçte biri olunca kıldık. Sonra, ya Muhammed! senin ve geçmiş peygamberlerin namaz vakitleri budur. Ümmetin beş vakit namazın her birini bu kıldığımız iki vaktin arasında kılsınlar, dedi. Namaz vakitleri böylece bildirildikten sonra, Habeşistan'a da haber gönderilerek, beş vakit namazı kılmaları ve farz olduğundan itibaren, kılmaya başladıkları vakte kadar olan namazlarını kaza etmeleri bildirildi. Ey cemali nuri çeşmi evliya el medet ey madeni nuri huda hakipayi tutiyayi asfiya el medet ey madeni nuri huda kimse sensiz bulamaz hakka vusul feyzi lutfunla olur merdi kabul Rahmeten lil aleminsin ya Resul. El medet ey madeni nuri huda. Eyledim bihat cürüm ile cerim. Oldum eşhası heva ile nedim. Eyle isyanım şefaat ya kerim. El medet ey madeni nuri huda. Ey Keremkânı Resul-i Kibriya Kemterindir bu Selimi pür hata Dergahından iltica eyler ata el medet ey madeni Nuri ı Yavuz Sultan Selim Selimi